Hürriyet Hocam, sizi bekliyoruz mikrofona. Herkese merhaba. Başta gelen bütün konuklarımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza ve bilhassa da bu CHP'nin orta direği olan kadın kollarına merhaba demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben pek uzun konuşmayacağım. Günlük şeyleri söyleyeceğim. Günlük öğretmenlerin sorunlarından bahsedeceğim. Biz emekli olduk ama daha bir sürü meslektaşımız şu anda iyi durumda değiller ve üzgünler. Onları görüyorum. Onlarla konuşuyorum. Öğretmenlik meslek midir? Eğer bir iş yapmak için belli kıstasların mutlaka olması gerekiyorsa meslektir. Mutlaka meslektir yani. Değilse meslek değildir. Ben emekli olurken 96'da emekli oldum. 3. sınıfta 4. sınıfa geçen çocukları şeyinde emekli oldum 96 yılında. Benim yerime gelen öğretmen arkadaş işler acısı. Söylersem belki güleceksiniz bilmiyorum. Veteriner hekim benim okuluma, sınıfıma öğretmen geldi. Ben veterinerlik yapabilir miyim? Hayır. Yapamam. O da benim mesleğimi yapamaz. Evet. İşler acısı yani. Öğretmenleri hele şimdi daha çok anlıyorum ve üzülüyorum. İyi İngilizce bilen öğretmenler, mühendisler, işte veterinerler gibi. Ziraat mühendisleri. Ziraat mühendisleri. Öğretmen oldular. 3 ay bir staj görerek, formasyon alarak öğretmen oldular. Onların bir suçu değildi o. Biz hükümetin propagandası, hükümetin kendi şeysi. Yandaşlarını almak için yapılan bir şeydi. Günümüzde öğretmen okulları olmasa da biz öğretmen okulu mezunuyuz. Ben, babam köy enstitüsü mezunuydu. Bizden sonra ben en son öğretmen okulu mezunlarındanım. Daha sonra da öğretmen liseleri açıldı. Öğretmenler oradan mezun oldular. Sonra köy enstitüsü